بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok muhterem kardeşlerim, hepinize yüce Rabbimden hayırlı akşamlar niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Sözlerimin başında bizi yeniden bir arada kılan, yeniden beraber olmaya ve de sizlerle sohbet etmeye başlatan yüce Rabbime hamd ediyorum. Her zamanki adetimiz üzere alemlerin yüce Rabbi Allah'ımıza hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini, bizim dilimiz dönmeyeceği için böyle söylüyorum, yüce Rabbimizin layık olduğu hamd ve senaları ona arz ederek, bahşettiği hesapsız, sayısız nimetlere şükrederek, özellikle İslam ve iman nimetinden dolayı hesapsız şükürler olsun ya Rabbi diyerek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de onun layık olduğu sayısız salat ve selamı arz ederek başlıyorum. Yüce Rabbim bu birlikteliğimizi kış boyunca ve daha nice yıllar lütfuyla ve keremiyle devam ettirsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi yaz boyunca Ramazan-ı Şerif araya girdi, hac araya girdi, bazı önemli hadiseler oldu. Biraz da saatlerin, zamanın bize müsaade etmemesinden dolayı ara vermiştik. Ama yeni bir heyecanla, yeni bir arzu ve iştiyakla, yeni bir imanla Konteyve'mizin de yeni yayın döneminde yine sizlerle beraberiz. Bu birliktelikten, bu beraberlikten dolayı Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Ya Rabbi, nice yıllar bize dostlarla ve kardeşlerle beraber olma, sağlıkla ve afiyetle beraber sohbet etme imkanını lütfet diye niyaz ediyorum, iltica ediyorum. Sizlere Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Yeni hicri yılınızı, aşure günümüzü tebrik ediyorum, mübarek olsun diyorum. Muharrem ayımız ve yeni hicri yılımız hayırlarla, nurla, bereketle, güzelliklerle gelsin inşallah. Ümmeti Muhammed'in çektiği çileler, sıkıntılar, duadan başka bir şey elimizden gelmiyor. Hep geride kalmış olsun inşallah. Rabbim bu güzel yılda, bu mübarek yılda bize nice lütuflarıyla, ihsanlarıyla, ikramlarıyla muamelede bulunsun. Yüce Rabbim kaybettiğimiz kardeşlerimize, yakınlarımıza rahmetiyle muamele etsin. Kalanlara, bizlere ve sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet versin inşallah. Bu dualarla yeni yılımıza başlıyoruz. Ve de hayırlı, uğurlu, yeni bir sohbet sezonu dönemi olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi sizlerle beraber olmadığımız zaman dilimi içerisinde, yani yaz boyunca önemli günler geçirdik. Önce Ramazan-ı Şerif'i geçirdik. Rabbim yeni Ramazanlara sağlıkla ve afiyetle kavuşmayı nasip etsin inşallah. Sonra 15 Temmuz gecesini ve o günleri geçirdik. Önemli günlerdi. O günleri unutmayacağız. Yeri geldikçe hatırlayacağız, hatırlatacağız ve de o günleri hiç unutmayacağız, unutturmamaya çalışacağız inşallahurrahman değerli kardeşlerim. Çünkü Cenab-ı Hak Hazretleri bizim hazırlıklı olmamızı, düşmana karşı hazırlıklı olmamızı istiyorlar. Onun için zinde olmak için, güçlü olmak için hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için de unutmamak gerekiyor. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sonra Kurban Bayramımız geçti değerli kardeşlerim. Bugün çok geçmişte olsa artık şöyle dua ediyorum. Rabbim nice kurban bayramlarına lütfuyla ve keremiyle eğer ihsan ederse Mekke'de ve Medine'de, olmazsa burada sağlıkla ve afiyetle erişmeyi nasip etsin inşallah diyorum. Ben aciz kardeşiniz hac ettim bu sene. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Ama şunu, yani
ne olur yanlış anlamayın. Bazı insanlar bile bile yanlış anlıyorlar veya bazı dostlarımız da yani farklı anlıyorlar. Ne olur yanlış anlamayın diye rica ediyorum. Sırf bir kardeşiniz olarak, bir mümin kardeşiniz olarak Konte TV'de beni izleyen kardeşlerime de diyerek acizane Kabe-i Muazzama'nın karşısında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda dualar etmeye çalıştım. Yarın mahşer gününde çıkacak. Siz de bu aciz kardeşinizi dualarınızda ihmal etmeyin ne olur. Çünkü her zaman söylediğim gibi sizlerin dualarına çok önem veriyorum ve o dualarla ayakta durduğuma inanıyorum. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Bu geçen zaman dilimi içerisinde ne kadar saçım ağardı, sakalım ağardı bilemiyorum ama elhamdülillah ayaktayım. Hizmete hazırım. Şeriat-ı Garra'nın hizmetinde olmak için kendimde güç ve kuvvet hissediyorum. Alemlerin Yüce Rabbi bize ömür versin, imkan versin, sağlık versin. Şeriatın hadimi, Kur'an'ın hizmetçisi, ümmeti Muhammed'e hizmet eden bir fert olarak bu sohbetlere, bu hizmetlere devam edelim istiyorum. Onun için de sizlerden dualar bekliyorum değerli kardeşlerim. Tabii bu arada Konte TV'mize bütün çalışanlarına özellikle bana bu fırsatı tanıyan, idare eden kardeşlerime özellikle teşekkürler ediyorum. Çünkü son günlerde hep hocam ne zaman başlayacağız, hocam ne zaman geleceğiz hem böyle ısrarla beni bugün canlı yayına çıkarmış oldular hem de bu fırsatı bana veriyorlar, vesile oluyorlar sizlerle buluşmamda. Allah onlardan razı olsun diyorum, teşekkür ediyorum kendilerine. Rabbim cümlemizin bütün amellerini rızasına uygun ameller olarak lütfetsin ve bizi kulluğunda daim eylesin. Hatalarımızı affetsin, dualarımızı kabul buyursun. Bizi yüce zatına layık kul, sevgilisine, Habibine, Muhammedine, Resulüne layık ümmet eylesin diye niyazda bulunuyorum. Değerli kardeşlerim, tabii Kabe-i Muazzama'nın karşısında, Resulullah'ın huzurunda Kur'an-ı Kerim okuyoruz. İnanın orada Kur'an-ı Kerim'i okurken birçok ayeti kerimede, şu ayeti de Konte TV'de dostlarımla, kardeşlerimle paylaşayım. Bu ayeti de onlara duyurmaya çalışayım. Bu ayete de sohbetlerimizde yer verelim. Böyle hep gönlüm öyle geçiyor. Ama Medine'de hatmimi tamamlamak için Kur'an-ı Kerim okuyorum. Hacdan sonra Medine-i Tayyibe-i Tahiri'ye geldik. Resulullah'ın Mescid-i Nebevi'sinde mümkün olduğu kadar haremde ve Ravza'da, yani Haremeyn-i Şerife'inde Kur'an okumaya çalışıyorum ki hatmimin ecri daha bol olsun diye. Medine-i Münevvere'de okurken hatmimi tamamlamaya doğru gidiyorum böyle. Yarıdan fazlasını Mekke'de okudum. Kalanını da Medine-i Tayyibe-i Tahire'de okudum. Elhamdülillah tamamlayabildim. Rabbimin lütfuyla, keremiyle. Ahzab suresini okurken dedim ki bu Ahzab suresini ben inşallah bir vesile ile beni izleyen kardeşlerimle paylaşayım. Sonra okudukça dedim ki bu sene dönünce Ahzab suresiyle efendim başlıyorum sohbetlere ve nereye kadar giderse, kaç sohbet giderse. Tabii Allah'ın Resulü'nün hadisleriyle, onun nur sözleriyle, bereketli sözleriyle konumuzu daha da genişleterek beraberce inşallahü rahman Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ona dair bazı konulardan, işte o kafirlerin ve münafıkların aleyhissalatü vesselam'a olan hücumlarından sonra Cenab-ı Hak Hazretleri'nin ortaya koyduğu ahkamdan, yerine göre Resulullah'a talimatı, yerine göre tabii onun şahsında müminlere söylenecek sözler, verilen mesajlar, münafıklara cevaplar, kafirlere, münkirlere, müşriklere meydan okumalar. Yani bugün inşallah başlayacağız ve Kur'an-ı Kerim ikliminde Ahzab suresi üzerinde sohbet etmeye gayret edeceğiz. Rabbim rızasına uygun kılsın inşallah. Yani sohbetimizin uzun süre tahmin ediyorum, her sohbette üçer beşer ayet tahmin ediyorum ancak alabileceğiz. Bakarsınız bazen daha az olur, daha fazla olur. 73 ayeti kerimeden meydana geliyor Ahzab suresi. Medine-i Münevvere'de nazil olmuş değerli kardeşlerim. İnşallah Ahzab suresinin nuru, bereketi, ışığı içerisinde
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de şöyle huzuruna oturarak onun Mescid-i Nebevisi'nde sanki bu ayetleri okuyormuş gibi Allah'ın Resulü'nün hadisleriyle de konumuzu tezyin ederek, bereketlendirerek sohbet etmeye çalışacağız. Evet, bu seneki sohbetimizi böyle açıyoruz. Ahzab suresiyle açıyoruz. Sözü fazla uzatmadan önemli mesajlar var. Tatlı hatıralara girmiş olacağız. Farklı yönlerde, farklı iklimlerde beraber gezeceğiz inşallahurrahman. Ama ana caddemiz, babacığım rahmetullahi aleyhin tabiriyle, o fil dişi caddemiz Ahzab suresi, yani Kur'an-ı Kerim olmuş olacak. Rabbim rızasına uygun kılsın. Bu arada tabii asıl önemli olan, ayat-ı ilahiyenin ışığında kendimize dersler çıkaracağız. Yüce Rabbimiz, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin şahsında bize telkinlerde bulunuyor. Emirler veriyor, talimat veriyor. Biz de onlardan hissemize düşeni, nasibimize düşeni, bize bakan yönünü tespit ederek hayatımıza yön vermeye çalışacağız. Zaten sohbetlerimizde yapmaya çalıştığımız da bu değerli kardeşlerim. Besmele ile başlıyoruz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Allah adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Malum, Hanefi mezhebine göre her surenin başında yeni bir surenin başladığının işaretidir Besmele-i Şerife. Bazı görüşlere göre o başladığı surenin birinci ayetidir. Ama bizler Hanefiler olarak diyoruz ki yok, birinci ayet değil, müstakil bir başlangıçtır ve de biz Besmele-i Şerife'yi o surenin birinci ayeti olarak değil de yeni bir sure başladığı için okuruz. Ama Besmele bizim hayatımızda çok önemli değerli kardeşlerim. Besmele-i Şerife Müslümanın hayatında çok önemlidir. Çünkü Müslüman Allah'a inanan insandır. Resulullah'ı kendisine örnek edinmiş kişidir. Ve de Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, hangi iş besmele ile başlamazsa, o işin sonu bereketsizdir. Kullu emrin zibalin la yubde'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehuve akta'a fehuve ebter fehuve ecdem. Konu açıldığı zaman bu üç rivayeti de demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda sahabe-i kiram efendilerimize bunu ısrarla söylemişler. Her birinde bir ayrı kelimeyle tembih etmişler. Hangi iş ki besmele ile başlamaz, o işin sonu bereketsizdir, o işin sonu kesiktir, o işin sonu gelmez buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ben acizane buradan şöyle bir hani yeni tabirle çıkarımda, istintacıda bulunuyorum. Diyorum ki mümin öyle bir insan ki her işine besmele ile başlayabilen insan. Her işimize besmele çekeceğiz ya, bazı şeyler var ki besmele ile başlanmaz. Gayrimeşru işlere besmele ile başlamak kişiyi dininden, imanından eder. Rabbim muhafaza buyursun. Onun için Müslüman büyük günahlar işlemeyen, Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmayan, dolayısıyla da her işi bereketli olan, güzel olan, nurlu olan, hani Anadolu'muzun bir tabiri var. Anadolu insanımız ne mübarek, ne güzel insanlar değerli kardeşlerim. Rızkı, kazancı temiz olmayan insanlar için ne derler? Bu adamın ekmeğine besmele çekilmez. Bu adamın sofrasına oturulmaz. Bu adamın yemeğine besmele çekilmez derler. Neden? Çünkü o büyük günah işlemektedir. Yalan söylemektedir, sahtekarlığı vardır, faizi vardır, ne bileyim. Yani bir Müslümana yakışmayan işler yapmaktadır. Onun için dedelerimiz ona derler ki bu adamın ekmeğine besmele çekilmez. Yani onun sofrasına oturmayın, o adamla dost olmayın. Bunun aksine mümin, Müslüman her işine besmele ile başlayabilen ve de her işinde ayrı bir bereket olan insandır. Rabbim bizi o güzel insanlardan eylesin inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim, yazın enteresan hadiseler geçirdik. Farklı günler geçirdik. Çok farklı çehreler ortaya çıktı. Çok farklı yüzler ortaya çıktı. Ben
bir daha hayret içerisinde kaldım ve daha da çok korktum, daha da çok ürperdim. Yani ne demek istiyorum? Böyle sureti haktan görünen, efendim çok iyi çizgide yaşıyormuş gibi görünen nice insanlar kendi memleketlerine, kendi insanlarına ihanet ettiler. Masum insanlara iftiralar ettiler. Hala da devam ediyor. Peki beni dehşete düşüren nedir? Şöyle söylüyordum acizane. Mahşer çok farklı ve enteresan olacak. Şimdi daha da farklı, daha da enteresan olacağını düşünüyorum. Her geçen gün bu konudaki hayretimi artırıyor ve de ya Rabbi o günde bizi münafıkların arasında, insanları kandırmaya çalışan insanların arasında, ikiyüzlülerin arasında kılma Allah'ım diye dua ediyorum. Ama bu iş sadece dua ile olacak iş değil. Mümin şahsiyetli insandır, dürüst insandır, namuslu insandır. Bakın mümin günah işlemez demiyorum. Mümin günah işleyebilir. Hatta yerine göre büyük günah bile işleyebilir. Ama mümin şahsiyetsiz olmaz, namussuz olmaz, hain olmaz mümin. Rabbim bizi bu kötü sıfatlardan o kainatı yarattığı yüce kudretiyle korusun ve muhafaza etsin inşallah. Böyle bir insan olmaktan ölmek tercih edilir. Öleyim, yok olayım ama memleketine, dinine, diyanetine, davasına ihanet eden bir insan olmayayım. Bir münafık olmayayım, ikiyüzlü bir insan olmayayım. Çünkü mümin için ölüm Allah'a vuslattır. Allah'a gidiştir, cennete gidiştir. Ama münafıklar için, hainler için çok çetin bir hesap var ve de çok çok zor günler var. Çok zor günler. Dünya şöyle veya böyle geçiyor. Yani artık sözü uzatmış oluyoruz ama yani sohbete de yeni başlıyoruz. Ara verdiğiniz zaman bir doğrusu bir farklı bir duygu oluyor. Ekrandan siz de hissediyorsunuz tahmin ediyorum. Yeni bir heyecan oluyor değerli kardeşlerim. Ama gelecek haftalardan itibaren tekrar alışmış olacağız sizlerle beraber sohbet etmeye inşallah. Sürçülisan edersem bu arada affedin beni diye de sizlerden ricada bulunuyorum. Evet. Ahzab suresi, bütün surelerde bir suremiz hariç, Bera'e suresi hariç, bütün surelerde olduğu gibi Besmele-i Şerife ile başlıyor. Besmele hakkında da böyle kısa bir bilgimiz oldu. Yani her zaman dostlarımıza diyoruz ki suyu içerken, yemek yerken, yatırken, kalkarken, dükkanımızın kapısını açarken, evimize girerken, arabamızın kontağını çevirirken, yani her işimizde Bismillahirrahmanirrahim demeliyiz, diyebilmeliyiz. O bizi Allah'a giden yolda kılmalı. Allah'a giden yolda kılmalı. Çünkü Allah adıyla başlıyoruz. Rabbimize güvenerek başlıyoruz. Allah'a tevekkül ederek başlıyoruz. Muhyiddin Arabi gibi büyük zevat, becerebilirseniz diyorlar, her lokmanın başında besmele çekin, her biri için ayrı bir nurdur ve berekettir. Ben de kardeşlerime hatırlatıyorum. Her işimize besmele ile başlayalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapalım inşallahurrahman. Sure-i Celili'ye başlayacağız. Demek ki Ahzab suresi Medine-i Tayyibe-i Tahire'de nazil olmuş, Resulullah'a gelmiş, Cebrail aleyhisselam getirmiş ve de 73 ayet. Ama bizi tahmin ediyorum haftalarca inşallahurrahman nurlandıracak ve bereketlendirecek. Şöyle başlıyor Estağfirullah. Ya eyyuhen nebiyyü ittakillâhe ve la tuta'il kafirine vel münafikin. Ey nebiyyü zişan. Eski müfessirlerimiz böyle tercüme ediyorlar. Ey nebiyyü zişanım. Ey nebiyyü Ali Bürhanım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine hitap ediliyor. Onun peygamberliğine. Bazen ya eyyuhar resul deniliyor, risaletine hitap ediliyor. Bazen kendi adıyla efendim Rabbimiz veya yani Muhammed adını anarak ondan efendim bahsediyor. Bazen kul, kulum diye bahsediyor değil mi İsra suresinde olduğu gibi. Burada da ey nebi, ey peygamber bize düşen ey nebi-i zişan demek. İttakillâhe, Allah'tan kork. Allah Allah.
Tabii hitap eden Allah olunca peygamberine bile böyle rahatlıkla söyleyebiliyor. Ve buradan şunu anlıyoruz. Kur'an Allah kelamıdır. Ya Allah'tan kork. Güçlü bir ihtar. Güçlü bir telkin. Güçlü bir tavsiye. Ya eyyuhen nebiyyü takillah. Ey nebi. Ey nebi zişan. Ey peygamber. Allah'tan kork. Tabii bu hitap her zaman söylüyoruz. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme. Ama asıl onun şahsında biz müminlere, Müslümanlara, inananlara. Kur'an'a tabi olanlara, Resulullah'a, peygamberim diyenlere. Allah'tan kork. Hepimize. Onun için aleyhissalatu vesselam işimizi kolaylaştırmak adına bize aynı telkinlerde bulunuyor, aynı tavsiyelerde bulunuyor. Cenab-ı Hak Hazretleri ona, onun şahsında bizlere emrediyor. O da aynı emri bize çeviriyor. Çünkü Rabbimizle aramızdaki ayna. Bize Rabbimizin ilahi mesajını aleyhissalatu vesselam getiriyor. Ne buyuruyorlar aleyhissalatu vesselam? İttakillâhe haythumâ kunt. Nerede olursan ol, Allah'tan kork diyor. Re'sül hikmeti mehâfetullah. Hikmetin başı, irfanın, adamlığın, insanlığın başı, faziletin başı Allah korkusudur diyor. Tabi aynı ayeti kerime, yani bu ayeti kerimeye benzer ayeti kerimeler müminler için de var. Yeri gelir onları da inşallah beraber ele alınız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir hitap var. Ya eyyuhen nebiyyü takillah ve la tut'il kafirine vel münafikin. Allah'tan kork ve sakın kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Tabi olma. Allah Allah. Kalkmışlar diyorlar ki, eskiden beridir müşrikler, bugünkü inançsızlar da. İşte kendisi yazdı onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine, tabi bunu söylemek bile zait ama, kendi kendine bir kitap yazsaydı, kendine ikazlarda bulunur muydu? Kendi önüne engeller koyar mıydı? Göreceğiz Sure-i Celil'in içerisinde. Bazen müsaade ediyor, bazen de yeter artık diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerine Yüce Rabbimiz. Bazen de tamam diyor, ileride göreceğiz. Ve bu tembihler, işte Kur'an-ı Kerim rahatlıkla söyleyebiliyoruz ve bütün varlığımızla inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. O indirmiştir ve de o koruyacaktır, korumaktadır. Rabbim bizi de Kur'an'ının hadimlerinden, Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenlerden ve Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin inşallahur rahman. Değerli kardeşlerim, sakın Mekkeli müşriklere, o inkarcılara ve Medine'deki münafıklara da, Mekke'de müşrikler dolu, Medine'de de münafıklar var. Ya. Hem inkarcılar, yani asr-ı saadette bile dostlar, değerli kardeşlerim, yani münafıklar olmasın mı, inkarcılar olmasın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı asr-ı saadette bile olmuşlar. Bugün olmasınlar mı? Elbette olacaklar. Ama biz de ona göre tedbirimizi alacağız, aklımızı kullanacağız ve de onlara tabi olmayacağız. Bu ikaz, bu tembih, bu irşat aynı zamanda bütün inananlara, Resulullah'ın şahsında Allah'tan kork ve de sakın kafirlere ve münafıklara tabi olma. Boyun eğme. Onların isteklerine evet deme. Yeri geldiği zaman inandığını en yüksek sesle bütün dünyaya haykır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri de öyle buyuruyorlar. Müminin de öyle olması gerekiyor. Allahu Zülcelal Hazretlerini en iyi bileniniz benim. Ondan da en çok korkanınız benim buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle bir hakikat var. Allah'tan korkan artık Allah'ın yarattığı varlıklardan da korkmuyor değerli kardeşlerim. Rabbim bu mana şuurunu cümlemizin gönlüne zerk etsin inşallah. Denilmiş ki sebebi nüzulünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Tayyibe-i Tahir'e hicret ettiğinde orada Yahudiler vardı.
onları görüyor, sırf onları İslam'a ısındırmak için, onlardan da Müslüman olanlar olsun diye onlara çok tatlı muamelelerde bulunuyordu. Tabii ehli kitaplar, hakikatleri biliyorlar, Resulullah'ı tanıyorlar, onun peygamber olduğunu biliyorlar ama iman etmiyorlardı. Aleyhissalatü vesselam onlara böyle merhametle ve şefkatle yaklaşıyordu ama onlar da inatlarını devam ettiriyorlardı. Cenab-ı Hak Hazretleri bu konuda diyor İmam-ı Kurtubi Hazretleri, Resulünü ikaz etti. Onlara tabi Resulullah'ın merhameti belli, İslam'ın merhameti belli de demek ki aleyhissalatü vesselam bazen böyle onlara o kadar merhametle davranıyordu ki, o kadar şefkatli onların çocuklarına, efendim onlara böyle Cenab-ı Hak o kadar da müsaade etmedi. Sakın o kafirlere ve münafıklara tabi olma diye ikaz etti. Nüzul sebebi, ayeti kerimenin inzal oluşunun, Cebrail aleyhisselamın getirişinin sebebi biri bu diyor İmam-ı Kurtubi Hazretleri. Bir de Uhud Harbi'nden sonra Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri olan Ebu Süfyan, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, Ebu'l-Aver Amr bin Süfyan Medine'ye gelmişler. Uhud Harbi'nden sonra. Uhud Harbi'nde de bir galibiyet elde edemediler ya, Bedir Harbi'nde çok büyük bir hezimet yaşadılar. Önde gelenler hep öldürüldü. Uhud Harbi'nde de istediklerini hiç elde edemediler. Sonra geldiler, anlaşma yolu arıyorlar. Münafıkların reisi olan efendim Abdullah İbni Übey İbni Selul'e misafir oldular. Ama gelişlerinden Resulullah haberdar oldu. Resulullah'dan güvenlik istediler. Eman dilediler. Olur ya, sahabe-i kiramın içerisinden biri kalkar, şu müşrikleri, şu Resulullah'a sıkıntı çıkaranları bulmuşlaydı, haklarını avuçlarına vereyim diye katledebilirdi onları. Resulullah'dan izin aldılar. Ve Resulullah onlara güvence verdi. Medine'de rahatlıkla kalabilirsiniz diye. Sonra Resulullah'dan güvenceyi aldılar ya, hadlerini aştılar. Dediler ki, ya Muhammed sen bizim dinimize fazla karışma. Bizim putlarımıza da onlara inananları bırakın. Belki o inanan, onlara inanıyorlar ya, onlar onlara fayda verecektir. Deyiver bizim putlarımız için. Resulullah'tan istiyorlar bunu. Bu arada Hazreti Ömer ve sahabe-i kiram efendilerimiz de o meclistelermiş. Hazreti Ömer, İmam-ı Kurtubi Hazretleri öyle diyor. Hazreti Ömer celallendi, kılıncını çekti. Her zamanki gibi, ya Resulallah müsaade edin de şu müşriklerin, şu putperestlerin, o zaman daha hiçbiri inanmıyorlar. Ne Ebu Süfyan inanıyor, ne İkrime, hele hele Resulullah'ın baş düşmanlarından biri. İkrime'nin, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, babası da öldürülmüş Bedir Harbi'nde biliyorsunuz. Yani Resulullah'a böyle, özür diliyorum, insan bu tabiri söylerken biraz çekinir, böyle diş biliyorlar, kin kusuyorlar. Ellerine bir fırsat geçse yok etmek istiyorlar. Ama Rabbim o fırsatı vermedi, vermeyecek. Müminler için de vermeyecek inşallahurrahman. Tabii Resulullah başka, müminlerin hali başka. Hiçbir dava ölünmeden ayakta tutulamıyor. Tarih bunu göstermiş. Hele hele vatan, hele hele sancak, bayrak, iffet müdafasında ölmek gerekiyor. Rabbim artık gençlerimizi, yiğitlerimizi zalimlerin tasallutundan korusun diye dua ediyoruz. Ama yeri geldiği zaman hepimiz de diyoruz ki ölüme hazırız. Bunu demek mecburiyetindeyiz. Yoksa riyakar oluruz, münafık oluruz. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz böyle söyleyince sahabe-i ikram efendilerimiz de kalktılar. Ya Resulullah müsaade edin şunların icabına bakalım. Resulullah buyurdular ki, ne yapıyorsun ya Ömer? Siz ne yapıyorsunuz? Onlara biz eman verdik. Yani güvence verdik. Medine'de rahat kalabilirsiniz diye. Hayır. Ya Resulullah öyleyse çıkarın bunları Medine'den. Çıkarın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eman verdikleri için kendilerine dokundurtmadı ama terk edin Medine'mizi diye buyurdular. Yani putperestlere müsaade edilmemesi için, tabi olunmaması için, boyun eğilmemesi için Cenab-ı Hak Hazretleri, ey peygamber Allah'tan kork ve kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların taleplerine ve isteklerine tabi olma, onlara taviz verme diye emir buyurdular. Ayet-i Kerime'nin nüzul sebeplerinden biri de budur deniliyor. Hazreti Ömer, onlar böyle korkarak rezil ve sefil o halleri için söylüyorum, giderlerken "Ukhrucu fi lanetillahi ve gazabihi." Allah'ın laneti ve gazabı üzerinize olsun. Çıkın Medine'mizden diye buyurdular ve onları Medine'den çıkarmış oldular. Efendim, ayet-i kerimenin
nüzul sebeplerinden biri de buymuş. Demek ki değerli kardeşlerim, kafirlere ve münafıklara itaat yok. Kim olurlarsa olsunlar. İsterse ananız, isterse babanız, isterse efendim büyüğünüz, saygı duyulacak yaşta olan bir insan filan falan, kim olursa olsun, eşin, oğlun, kızın, gelinin, damadın, hayır, onlara tabi olunmaz. Müminin tabi olacağı varlık, kendimize söylüyoruz, Allah'dır ve Resulüdür. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah-u Zülcelal her şeyi bilen alimdir. Onun ilminin nasıl olduğunu bile bizim en alimimizin asla idrak edip anlatamayacağı kadar alimdir. Ve de hakimdir. Her yarattığında bir hikmet vardır. Yani olan da hayır var derler ya dedelerimiz, değerli kardeşlerim. Şu 15 Temmuz hadiselerini düşününüz. Dünyanın öyle o 15 Temmuz gecesi olmadan, evet şehitler verdik, gaziler verdik, acılar yaşadık. Yani hele hele o şehitler ve gaziler, bazı insanlar travmalar yaşadılar, zorlandılar. O günler çok zor geçen günlerdi doğrusu. Hele hele bizde ne vardı ki Türkiye'yi idare eden yukarıdaki büyüklerimiz için? Ne kadar zor ve sıkıntılı günler geçti. Geceleri sabahlara kadar insanımız nöbetler tuttu. Ama onda ne muhteşem bir hikmet var, biliyor musunuz? Ne büyük hikmetler var onda, o işin öyle olmasında. Yani eğer dünya böylece bir 5-10 yıl daha devam etseydi, bırakın 10 yılı, bir 5 yıl daha, 3-5 yıl daha devam etseydi, sonrası ne olurdu? Öyleyse, tabii bu konulara derinlemesine girme imkanımız yok. Öyle o zaman sözü çok daha uzatmış oluruz. O Allah dostlarının, büyük insanların Allah'a tevekkülü ve de olanda hayır var dedikten sonraki meydana gelen hadisat, onun misalleri, İnanın çok geniş zaman alır. Öyleyse şunu bileceğiz. Rabbimiz her şeyi bütün teferruatıyla ve inceliğiyle bilir ve onun yarattığı her şeyde bir hayır vardır. Olanda hayır vardır. Bazı şeyler var ki gecikiyor, bir hayır var. Sizin geciktirmek istediğiniz bir şey acele ile oluveriyor. Yani hemen karşınıza çıkıveriyor. Onda da bir hayır var. Mümin için hele, İnanan insanlar için her şeyde bir hayır var ve Rabbimizin yarattığı her şeyde hikmetler var. Devam ediyoruz suremize. Rabbimiz buyuruyorlar, Estaizu billah, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Muhammed'im, Rabbinden sana vahyolunana, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi ol. Tabi ol. Zaten öyle ama Rabbimizin tembihi bu dedik ya, ayeti kerimenin başında. Rabbimiz bu tembihde bulunuyor. Sana Rabbinden vahyolunana tabi ol. Kur'an-ı Kerim ile amel et. Onun için hicretten 1438'e girdik artık. Demek ki 1450 yıla yakındır Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen vahiyden sonra zaman geçmiş bugüne kadar. Ümmeti Muhammed'in ittifakla kararı şöyledir. Mevridi nasta içtihada mesa yoktur. Herhangi bir konuda Kur'an var mı, o konuda kimse bir şey söyleyemez. Müştehitler dahi, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Malikler, Ahmed İbni Hanbeller dahi söz söylemezler, söyleyemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile vahyi bekliyorum demiyorlar mıydı? Birçok konuda, birçok meselede. Ve Rabbimiz bize de tabi olmamız için emir buyuruyorlar. Allah'tan, Rabbinizden vahyolunana Resulullah'ın şahsında tabi olun. Ve de innallâhe, böyle devam ediyor ayet-i kerime. İnnallâhe kâne bimâ te'amelûne habîrâ. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, murtetlerin, müminlerin, inananların, inanmayanların, herkesin bütün yaptıklarından haberdardır. Yapacaklarınızı da bilmektedir. İlmi ezelisiyle yapacaklarınızı da bilmektedir. Yani te'amelûne'den onu alıyoruz. Muzari'nin içerisinde hem geleceğe hem de hale, hatta belki kısmen maziye de, mazi de ayrı bir sıgak ama ona bile işaret var.
Yani yaptıklarınızdan, şu anda yapıyor olduklarınızdan ve ileride yapacaklarınızdan hepsinden haberdardır. Bizi bizden daha iyi bilmektedir. Onun için hiçbirimiz alemlerin yüce Rabbi olan Allah-u Zülcelal Hazretlerine karşı riyakarlık edip de haşa onu kandırmaya kalkmayalım. Sizi kandırdım. Yarın mahşerde halim nice olur. Söylediklerimin sadece laf olsun diye söylediğimi, inanmadan söylediğimi kabul edin. Amel konusunda hepimizin hatası olabilir. Rabbim bizi affetsin inşallah. Ama aksine inanmak, aksini düşünmek, yani kimi şeylerin, bazı insanların söyledikleriyle yaptıklarının tam tersine çıktığını gördük. Onlar gibi münafıklardan olmak, dost görünüp de kuzu postuna bürünmüş canavarlar olmak, ya Rabbim muhafaza buyursun. Bilmiyor mu alemlerin yüce Rabbi Allah-u Zülcelal Hazretleri, haberdar değil mi? Her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ve devam ediyor ayeti kerime, üçüncü ayeti kerime. Ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila. Ve de Allah'a tevekkül et. Allah'a dayan, Allah'a güven. Ve kefa billahi vekila. Güvenilecek, dayanılacak varlık olarak ve de sadece kendisine bağlanılacak bir güç olarak Allah kafidir. Vekil olarak, yardımcı olarak, sahip olarak, hani Anadolu'da bir tabir var ya, sırtını dayamak diye. Tabii bu oradan güç almak anlamında, dayanılacak Allah vardır. O da sana yeter Muhammed'im. Müminlere de öyle. Nitekim hakkıyla Allah-u Zülcelal Hazretlerine tevekkül eden müminler daima muzaffer olmuşlar, daima galip gelmişlerdir. Rabbim bize yüce zatına hakkıyla tevekkül etmeyi nasip etsin inşallahurrahman. Sakifliler var biliyorsunuz Resulullah'ın döneminde değerli kardeşlerim. Kim bunlar? Taifliler. O Taif'e gittiği zaman hicretten evvel veya Miraç'tan evvel, tabii hem hicretten hem de Miraç'tan evvel Taif'e gitmişti biliyorsunuz. Baktı Mekkelilerde hayır yok. Gideyim şu Taiflileri, orada zengin insanlar var, orada seçkin insanlar var. Onları İslam'a davet edeyim. Gittiler aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zeyd ibn Harise radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri ile beraber. Ama işkenceler ettiler. Resulullah'a yapmadıklarını bırakmadılar ve alay ettiler haşa. Allah peygamber gönderecek de senden başkasını bulamadı mı dediler. Ama gün geldi, yeri geldi, hani ve hum sagirun var ya ayet-i kerimede, sürüne sürüne geldiler. İnşallah bütün ehli küfrün bir gün sürüne sürüne Türkiye'ye teslim olduğunu Rabbim bizlere göstersin. Alemi İslam'a teslim olduklarını yüce Rabbimiz göstersin inşallahurrahman. Ki zaman o tarafa doğru gidiyor. Hadisat oraya doğru gidiyor. Biz güçlendikçe çılgınlaşıyorlar, ihanetler etmek istiyorlar ama Cenab-ı Hak Hazretleri onları korktukları kora bir gün bastıracak Allah'ın inayetiyle inşallahurrahman. İnşallah Rabbim bize gösterir, evlatlarımıza kalmaz. Bu Almanya'nın da, bu Amerika'nın da, bu İsrail'in de, bu İran'ın da, bu Fransa'nın da, bu İngiltere'nin de yaptıklarından pişman olup gelip kapımızda yalvardıkları günü Rabbim bize gösterir inşallahurrahman. Biz ettik, siz etmeyin diye her şeyleriyle. Ladikli Hacı babamız. Ben bunları söyledikçe kimileri tabii başka hallere düşüyorlar da varsın olsun. Yani sen de huyundan vazgeç. Ya onlar kötü huylarından vazgeçmiyorlar. Ben bu huyumdan niye vazgeçeyim değerli dostlar? Niye vazgeçeyim? Allah dostlarını seviyorum, itimat ediyorum. Bu saatte benim. Ha Konteyve'deki kardeşlerim, hocam sen olur olmaz şeyler konuşuyorsun, konuşma diye keserlerse. Yani ben de çekilirim evimde sohbet ederim. Ama Allah razı olsun. Onlar şikayetçi değiller ki bana bu fırsatı veriyorlar. Ben de anlatıyorum. Ladikli Hacı babamız. Bir gün babacığım rahmetullahi aleyhi öyle demiş. Hocam göreceksiniz, bir gün bütün dünya Türkiye'nin madenlerine muhtaç olacak. Ben o gün için dua ediyorum. O günü bekliyorum. İnşallah. Diğer söylediklerinin olduğunu gördük çünkü. Diğer söylediklerinin biiznillah. Tabii Allah'ın izniyle. Şimdi böyle incir çekirdeği kadar veya fındık kadar beyni olan adamlar var bizim toplumumuzun içerisinde. Efendim yazarlar, çizerler, şunlar bunlar filan. Ben böyle şeyleri söyledikçe vay efendim. Yani yapma diyorum kendi kendime, cevap vermeye bile değmez ama ya ben de insanım dostlar, kusura bakmayın yani. Bazen böyle içimden geliyor, onlara cevap veriyorum. Bu kuş beyinliler, dedelerimizin dediği gibi kuş beyinliler.
Vay diyorlar, alternatif din üretiyor bu adam. Vay efendim işte şeyle öbürleriyle, o bir paralelcilerle ne farkı kaldı? Ben şuna inanıyorum. Allah yarattıktan sonra, Allah izin verdikten sonra, Cenab-ı Hak Hazretleri müsaade ettikten sonra alemde olmayacak bir şey yok. Ve ben bu söylediklerimi de ispata muktedirim elhamdülillah. Ama yok, ilk günden başlamayacağım canım ben de yani. Bu kadarını söyleyeyim yeter. Efendim, çünkü değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, ben görmüşüm. Ben görmüşüm ve yaşamışım. O öbürü beni ilgilendirmiyor. Herkes yani kul kullun ya'melu ala şakileti. Yani herkes istediği yolda gidebilir, istediği mecrada gidebilir. Ama benim de tavrım bu. Ben babacığım rahmetullahi aleyhi çok seviyorum. Hacı Veysade Üstadımızı çok seviyorum. Ladikli Hacı Babamızı çok seviyorum. Mevlana'mızı çok seviyorum. Yani Konya'mızdaki, İstanbul'umuzdaki, Türkiye'mizdeki, Alem-i İslam'daki Allah dostlarını, geçmişte Abdülkadir Geylani'ler, Cüneydi Bağdadi'ler, Muhyiddin Arabi'ler, efendim Allah dostları dediğimiz büyük insanlar, onları çok seviyorum. Onların yolunda olmaya çalışıyorum. Ve onların meslekinde, onların meşrebinde yetişmiş bir kardeşinizim. Onların söylediklerinden bazı cilveleri sizlerle paylaşıyorum. Öbürü de bir başka mecradadır. Ben onlara hakaret etmiyorum ama onlar bana hakaret ediyorlar. Gün gelir ben de onlara cevaplar veririm inşallahurrahman. Ama ilk günden başlamayayım tabii canım. Bu sakifliler, sözü uzattıkça kendi mecramızdan çıkabiliriz dışarıya. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çileler çektirmişlerdi ya, söz buradan çıktı, geldiler bir gün Resulullah'a. Sürüne sürüne geldiler Allah'ın Resulüne. Yalnız mağrurlar, gururlular, kibirliler. Dediler ki, ya Muhammed sen bize izin ver. Bir sene daha şu putlarımıza tapalım. Ve de Mekkeli müşriklere de ki, ben onlara izin verdim. Onlar benim müsaademle putlarına tapıyorlar filan. Bize değer verdiğini Mekkelilere karşı bir göster. Kendileri Taifliler ya, Mekkeli müşriklere bize değer verdiğini göster. Bizim senin katında, senin yanında bir farklı yerimiz olsun dediler. Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdular ki, Muhammed'im kimseden korkma. Kimseden korkma. Ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et. Allah'a dayan. Tevekkül edilecek varlık olarak, efendim, koruyucu olarak, yardımcı olarak aklınıza ne gelirse söyleyebilirsiniz. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Vekil olarak, sahip olarak Allah kâfidir. Böyle yapan insanların nasıl dünyaya kafa tuttuklarını da, sadece ve sadece Allah'tan korkan insanların nasıl yerine göre dünyaya haddini bildirdiğine de son dönemlerde de şahit oluyoruz. Çıkıyor Allah'ın bir güzel kulu, öyle diyeyim sadece müsaadenizle, rahatlıkla diyor ki, işte ben buna hayran oluyorum. Dünya beşten büyüktür. Bu, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'a tevekkül eden, hakkıyla tevekkül eden bir insanın söyleyebileceği bir söz. Çünkü bunlar hain. Bunlar hain. Yani tarihen çok ciddi tecrübelerimiz var. Suudi Arabistan kralı, Pakistan devlet başkanı, işte Mısır devlet başkanının başına gelen hadiseler. Bunlar çok hain, özür diliyorum, bağışlayın beni. Bunlar çok kalleş düşmanlar bunlar. Dobra dobra olsalar, karşınıza geçseler, yok öyle değil. Hainlikle, ihanetle yani ayakta duruyorlar. Öyle olunca bunlara karşı çıkabilmek için güçlü olmak ve hakkıyla Allah'a tevekkül etmek lazım. Onun için bütün dualarımızda dua ediyoruz. Ya Rabbi sen koru, sen muvaffak kıl, sen ona yardım et. İnanmayanlara rağmen Ya Rabbi meleklerinle korumaya, meleklerinle muhafaza etmeye daim ol diye ilticada bulunuyoruz. Ayet-i kerimeler devam ediyor değerli kardeşlerim. Dördüncü ayet-i kerimede farklı bir mesaj var. Sebebi nüzulü isterseniz bir görelim veya manayı bir görelim. Ondan sonra sebebi nüzul, niye bu ayet-i kerime inmiş onu da anlayalım. Tabii bu arada
Kur'an-ı Kerim. Biz hiçbir ayeti atlamadan inşallah Ahzab suresine mana vermeye çalışacağız. Yani yapılacak en güzel iş aslında. Rabbim bana keşke imkan verse de böyle sabahları filan belirli bir saatte oturabilsem, Fatiha'nın birinci ayetinden başlayıp siz değerli izleyici kardeşlerimle minel cinneti ve nasa kadar bir konuşabilsem. Şimdi benim salı günleri acizane Kapı Camii'nde babacığımın kürsüsünde vaazım var. Öğlen namazından evvel. Ne yapıyoruz orada biz? Bir tek ayeti kerimeyi atlamadan Kur'an-ı Kerim'e ayet ayet mana veriyoruz. Ve ben hayran oluyorum. Ve ben ne kadar zevk alıyorum ondan bir bilseniz. Sanki Rabbimle konuşuyorum. Bu kararı almakta da aynen o. Yani isteyen dinler, isteyen dinlemez. Hiç dinleyici kalmaz. Ben öyle olmayacağına inanıyorum da. Öyle olmayacağına inanıyorum, biliyorum. Sizlerden Cenab-ı Hak Hazretleri sonsuz razı olsun diye dua ediyorum. Ve de sizlerin duasını kendim için, ailem için, çoluk çocuğum için en büyük saadet sermayesi olarak kabul ediyorum. Onların devamını iltica ediyorum, rica ediyorum sizden. Ve de bu yolu bana açtığı için babacığımın cennetteki makamının bir daha âli olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Elhamdülillah. Babasının mesleğini seçmiş Ender Hoca çocuklarından bir tanesiyim. Rabbim inşallah kıyamet sabahına kadar benim neslimden de şeriata hizmet edenler, Kur'an'a hizmet edenler, ümmeti Muhammed'e hizmet edip onların dualarını alanlar getirecek. Böyle inanıyorum. Çünkü ben ihlas ve samimiyetle bu yola baş koymuşum. Maddi bir çıkar beklemekten de bu konuda Allah'a sığınırım. Rabbim ihlas ve samimiyetimizi artırsın. Niyetimizi bozmaktan ona sığınırım, Yüce Rabbime sığınırım. İnşallah biz Kur'an-ı Kerim ikliminde beraber olacağız. Salı günleri de öyle. Yani bu hiçbir ayeti kerimeyi atlamadan gidiyoruz. Şu aralar bugünlerde Kehf suresini, Ashab-ı Kehf'in hikayeleriyle sohbetlerimiz devam ediyor orada da. Bunların her birinde bize ayrı ayrı mesajlar var. Onu söylemeye çalışıyorum. Her ayeti ele almaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz buyuruyorlar ki Es-Sami'billah مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْف۪ي Allah-u Zülcelal bir adamın, bir kişinin, herhangi bir şahsın içerisinde, bir insanın içerisinde, sadrinde iki kalp yaratmamıştır. Herkesin bir kalbi vardır. Buradaki asıl, yani olur ya doğumdan farklı şeyler olabilir. Hani o ikiz çocuklar falan oluyor, birbirine yapışık falan, öyle farklı tecelliler olabilir. Asıl verilmek istenilen mana o değil. Kalp denilen şeyin görevi, kalp denilen şeyin yaptığı, efendim o organın hani Resulullah'ın tabiriyle bir çiğnem et parçası, bir avuçluk bir şey, onun yaptığı iş bakımından Cenab-ı Hak hiç kimsenin kalbinde, sadrinde, içinde iki kalp yaratmamıştır. İmam-ı Mücahid'e göre, İmam-ı Kurtubi öyle diyor, Kureyş'ten biri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam mesajıyla ortaya çıktı ya, her biri bir şeyler söylemeye çalıştılar. Kimi, haşa yani sihirbaz dedi, ne bileyim hastalığı var dedi, şunu var dedi, bunu var dedi. Biliyorsunuz birçok şeyler söylediler aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine. Kureyş'ten biri de vardı ki, hep diyordu ki benim içimde iki tane kalp var, benim iki kalbim var. İkisiyle de ayrı ayrı Muhammed'den daha zeki, daha akıllıca işler görürüm, daha çok şey aklederim. Cenab-ı Hak Hazretleri ayeti kerime indirdiler ki, hiç kimsenin sadrinde, içinde iki tane kalp yoktur. Veya bazı münafıklar da şöyle söylüyorlardı. Diyorlardı ki, Muhammed'in iki tane kalbi var, onun için böyle çok güzel yani konuşuyor, insanlara büyü yapıyor, İşte bazen şöyle bazen böyle davranıyor filan ediyor falan ediyor. Münafıklar da böyle söylüyorlar. Cenab-ı Hak onlara da cevap olarak ayet-i kerimeyi indirdi. Müfessirlerimiz böyle acaba bu ayetler niye nazil oldu? Araştırmışlar. Hemen tabi'in döneminden gelen kabilleri böyle birleştirmişler. İmam-ı Kurtubi gibi büyüklerimiz. Efendim bunlara işaret ediyorlar. Cenab-ı Hak ona da cevap verdi. Ve buyurdular ki Yüce Rabbimiz, hiç kimsenin, yani Cenab-ı Hak bir kişinin içinde, sadrinde, göğsünde, o göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Burada verilmek istenilen asıl mesaj Allahu Alem şu. İmanla küfür aynı kalpte birleşmez.
Dalaletle hidayet aynı kalpte birleşmez. İyilikle kötülük aynı anda bir kalpte olmaz. Zulmet ve nur nasıl karanlık ve aydınlık aynı anda birleşmiş olamaz? Yani ona işaret olunuyor. İman etmişse iman küfrü koymuştur. Ama kalbinde nifak varsa dışarıdan şöyle böyle davrandığına bakmayın. O kalpte küfür vardır. Zaten münafık ona diyoruz. Kalbindeki küfrünü saklayıp imanını ortaya çıkarmayan. Yani mesela şöyle iki zıt insanı dürüst ve şahsiyetli bir insan aynı anda sevemez. Bir müttaki güzel bir Müslüman var, hem onu sevdiğini iddia ediyor, bir de Allah'a ve Resulüne düşman şahsiyetsiz birisi var, onu da sevdiğini iddia ediyor. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Ya ona dost, ya ona dost olacaksın. Bu ikisine de birden idare etmeye çalışan insan münafık tipli insandır. Münafık tabiatlıdır. Rabbim muhafaza buyursun. Yani bilhassa buna da işaret vardır deniliyor. Sonra وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ Zihar yaptığınız eşleriniz sizin asla anneleriniz değildir. Peki hocam bu ne demek? Dediğim gibi bazı kardeşlerim bunu ilk defa duymuş olacaklar. Belki diyorum. Araplarda İslam'dan evvel bir adet vardı. Ailede bir huzursuzluk olur. Kocası erkek eşini boşamak istediği zaman zihar denilen bir şey yapıyordu. Neydi o? Eşine diyordu ki, ilmi bir konu olduğu için müsaadenizle kısaca olduğu gibi anlatayım. Eşine diyordu ki sen bana annemin sırtı gibisin. Yani eşini annesine benzetiyor ve artık ondan sonra onunla karı koca hayatı yaşamayı bırakıyordu. Dolayısıyla bir boşanma şekliydi bu. Yani eşini istemediğini ve artık onun annesinin nasıl kendisine haramsa, yaklaşması onunla beraber olması haramsa, onun gibi olduğunu söylüyor ve eşini bırakmış oluyordu. Sanki talak vermek gibi. Böylece eşinden ayrılmış oluyordu. Karı kocanın arası ayrılmış oluyordu. Efendim İslam gelişiyle bu adeti hoş tutmadı İslam. Ama tabii toplumda da bir geçiş olması gerekiyor. Cenab-ı Hak Hazretleri Arapların bu söylediklerinin aslının olmadığını, yani hiç kimsenin eşi annesi gibi olmaz olamaz bunu açıkça ayet-i kerimede ifade etti. Zihar yaptığınız eşleriniz de analarınız kılmadı Cenab-ı Hak Hazretleri. Sen ona öyle söyledin ama o senin bu söylemekle, böyle söylemekle o senin annen olmadı diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Fakat böyle yapan insanlar, bu tabii çok güçlü bir adet, çok güçlü bir kurum idi. Yani böyle zihar yapıyorlardı Araplar. Tabii bunu da kestirip atmadı. Böyle yapmaya devam eden insanlar veya böyle yapanlar ne olacaklar? Bu adeti unutturmak ve bundan uzaklaştırmak için de Cenab-ı Hak bir müeyyide koydu. İleride Mücadele Suresi'nde 58. sure Kur'an-ı Kerim'de 2. ve 4. ayetli kerimelerde anlatıldığı gibi bir böyle yapan birisine İslam'da Müslüman olduktan sonra bile bir kişi böyle yapacak olursa ona bir müeyyide koydu, ona bir ceza koydu. Onu da bir başka surede Cenab-ı Hak Hazretleri işaret ediyorlar. Yani nedir o ceza? Arzu edenler Mücadele Suresinin, Kur'an-ı Kerim'deki Mücadele Suresinin 2. ve 4. ayeti kerimelerine bakabilirler. Bir kişi Müslüman olduktan sonra böyle bir şey yapacak olursa, yani aynı şeyi söyleyecek olursa eşine, sen benim anamın sırtı gibisin, yani sen benim annem gibisin der de onu böyle kendinden uzaklaştırmaya çalışacak olursa, tekrar eşine dönebilmesi için eşine dönmeden evvel, onunla beraber olmazdan evvel ya bir köle azat edecek, ya 60 gün bile bile orucu bozmakta olduğu gibi oruç tutacak veyahut da eğer oruç tutmaya gücü yetmiyorsa 60 fakiri doyurarak ceza verecek. Cenab-ı Hak Hazretleri bu 3 cezayı da merhale merhale, eğer imkanı varsa, gücü yetiyorsa, elinde varsa köle azat edecek. Bulamazsa köleyi, bugün bulamazsınız, böyle birisi bir şey yapacak olsa 60 gün peş peşe oruç tutacak. Hani Ramazan-ı Şerif'te bile bile orucunu başladığı, niyetli orucunu bile bile bozanlar 60 gün veya 2 ay peş peşe oruç tutuyorlar ya, aynen onun gibi bir ceza uygulanacak kendisine. Veya oruç tutamıyorsa eğer
başka çare yok, 60 tane fakiri doyuracak. Bu bunun cezası. Bu ameliyeye, bu efendim yapılan işe de zihar deniliyor. Zahar Arapçada sırt demek. Uygulamaya zihar deniliyor. Şimdi Anadolu'muzda da, Türkçemizde de buna benzer bir lafız var. Ben onu kullanmak istemiyorum, söylemiyorum. Demek ki kültürler arasındaki geçişlerde bize de böyle bir şey olmuş. Yani işte annesi için bir güya yemin edecek bir acayip bir laf kullanıyor. Ben ekranda sizin huzurunuzda onu kullanamıyorum. Ha, bunlar benzer şeylerdir. Bu tip şeylerden sakınmak lazım. En azından bu şey hüküm caydırıcıdır. Yoksa eşine dönemez. Eşine dönmeden evvel bu şeyleri, cezaları uygulaması, tatbik etmesi lazım. Sözü uzatmıyorum. İnşallah Rabbim böyle bir hale düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Tamam mı efendim? Ya bir de bir başka uygulama daha vardı ki bu sahabe-i kiramda, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de de olmuştu. Evlatlık edinme konusu. İslam'ın bidayetinde, Araplarda da vardı bu uygulama. İslam'ın bidayetinde Müslümanlar evlatlık edinebiliyorlardı. Bir çocuğu. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle bir evladı vardı. Cenab-ı Zeyd İbni Harise radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Zeyd İbni Harise vaktiyle ta Şam'da esir alınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belki de peygamberliğinden evvel. Tam zamanını şimdi tespit edemiyorum. Veya o ilk yıllarda işte. Belki de evet, peygamberimizin şeyinden, peygamberliğinden önce olması lazım. Çünkü Hazreti şöyle merhaleyi tam tamamlayayım değerli kardeşlerim. Esir alınmış, Mekke'ye getirilmiş. Mekke'de Hakim bin Hizam bin Hüveylid bu yavruyu, Zeyd ibn Harise'yi küçük yaşta satın almış. Koparılmış, getirilmiş, zorla kaçırılmış. Annesinden babasından koparılmış ve esir olarak alınmış. Vardı böyle bir kötü adet. Yani sadece harpte alınan esirler değil. Adam mesela yanında çalıştırdığı bir işçiyi güçlü beğeniyordu mesela. Bu benim kölem diyordu. Adam yırtınıyordu kendisini. Ben köle değilim, yok bu benim kölem diyordu ve köleleştiriyordu. Zulüm var çünkü. İslam'dan evvel buna benzer neler olmuştu. Sonra halasına, Hazreti Hatice annemize bu yavruyu, Zeyd ibn Harise'yi edepli, ahlaklı, fıtraten güzel bir çocuk olduğu için hediye etti Hazreti Hatice annemize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tanışıp evlenince Hatice annemiz de hizmetini görsün diye Zeyd ibn Harise'yi Resulullah'a hediye ettiler. Köle ya, çocukluğunda küçük, temiz bir yavru, pırıl pırıl bir yavru. Efendim Resulullah'a hediye ettiler. Resulullah da kendisini kölelikten azat etti, yani hürriyetine kavuşturdu ve dedi ki Zeyd benim evladımdır. Çünkü evlatlık müessesesi var henüz. Tamam mı efendim? Hatta buyurdular ki aleyhissalatü vesselam, ya maşara Kureyş, ey Kureyş topluluğu, eşhedü ennehu ibni yerithuni fe erithuhu ve erithuhu. Siz şahit olun ki Zeyd ibn Harise benim evladımdır. Ben ona varis olurum, o da bana varis olur dediler. Çünkü böyle bir adet vardı. Evlatlık edindi mi? Artık birbirlerine varis olabiliyorlardı. Hangisi önce vefat ederse kalan diğerine efendim varis olabiliyordu. Yani malından nasip alabiliyordu. Sonra Cenab-ı Hak Hazretleri bu uygulamayı, evlatlık edinme uygulamasını da kaldırdı ve de bu hükmü de bu ayeti kerime ile iptal etti. Ne buyurdu Rabbimiz? وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ. Allah sizin evlatlıklarınızı da oğullarınız, yani çocuklarınız kılmamıştır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadece hizmet etti. Evlatlığı olmaktan Zeyd ibn Harise düştü. Fakat çok tatlı bir hatıra. Zeyd ibn Harise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmete devam ediyor. Duydular ki babası ve amcası Zeyd ibn Harise Medine'dedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındadır. Veya belki de Mekke'dedir. Yani Resulullah'ın yanındadır. Çıktılar geldiler. Buldular Zeyd ibn Harise'yi. Belki Zeyd babasını ve amcasını unutmuş. Kucaklaştılar, ağlaştılar. Ve dediler ki evladım biz geldik. Annen seni özlüyor, kardeşlerin seni özlüyor. Biz seni almaya geldik. Resulullah'a rica ettiler.
Ya Resulallah, duymuşsunuz, duyduk ki siz artık onu azat etmişsiniz, hürriyetine kavuşturmuşsunuz. Ne olur bize evladımızı verin de götürelim. Resulullah buyurdular ki ben zaten onu azat ettim. O hürdür, istediğini yapabilir. Sizinle rahatlıkla alıp götürebilirsiniz ve sevinci düşününüz artık. Ama ne oldu biliyor musunuz? Zeyd İbni Harise radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri, ben dedi Resulullah'ın yanında kalacağım. Kusura bakmayın. Ben ne anadan ne babadan Resulullah'dan gördüğümü görmem mümkün değildir. Ve çok enteresandır. Ta Şam'dan kalkıp gelen baba ve amca ağlayarak Şam'a geri döndüler. Ve Zeyd İbni Harise bulmuşken babasını, amcasını, anasını, ailesini, kardeşlerini bir kenara bıraktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmete devam etti biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir atalık yaptı? Nasıl o gönlü aldı? Nasıl bir babalık yaptı? Nasıl ona bir şefkat efendim gösterdi ki? Hani bir normal insanın normal şartlardaki halini düşünün. Bir de kölelikten sonraki babaya veya amcaya veya anneye, aileye bağlılığı ve hasreti düşünün. O sıkıntılı günleri, o nasıl ezilmişti bakalım vaktiyle, yani Resulullah'a gelmezden, Hatice annemize gelmezden evvel. Belki nice çileler çekti, nice sıkıntılar çekti. En azından zorla anne ve babasından koparıldı. Ben de gitmiyorum. Resulullah'ın yanında kalmaya devam edeceğim. Resulullah buyurdular ki siz bilirsiniz. İşte sen ve baban ve amcan gitmedi. Zeyd İbni Harise gitmedi. Sonra başka hadiseler de cereyan etti. Yeri geldikçe onları da söyleriz inşallah. Yani bununla, bu ayeti kerimeyle ve bu misalle Cenab-ı Hak Hazretleri İslam'da evlatlık hükmünü de kaldırdılar. Ve buyurdular ki sizin evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Şimdi maalesef, maalesef kimi insanlar evlatlık ediniyorlar. Şuradan buradan İslam ve şeriat asla buna müsaade etmiyor. Yani hem şer'i mahzurlar var. Mesela kız çocuğunu alsanız evde büyüdüğü buluğa erdiği zaman evin erkeği için mahzurlu. Erkek çocuk alsanız evin hanımı için mahzurlu. Sonra bir de miras meselesi var. Artık yani hakkı olmayan adamın bir kişinin olur ya, Rabbim vermemiş, evladı yok. Cenab-ı Hak bir kız veya bir oğlan vermemiş. Bu ilahi takdir dedik ya biraz evvel. Onda bir hikmet var. Onda bir hikmet var. Cenab-ı Hak Hazretleri alimdir ve hakimdir. Onda bir muhakkak bir sebep vardır. Evlat vermemiş. İşte ben evlatlık edinirim. Öbür tarafta mirasın kalması gereken kişileri mirastan mahrum ettin. Çünkü şimdi kanunen evlatlık alındı mı evladını ona bırakabiliyor. Evladını o bırakabiliyor değil, mirası ona kalıyor. Mirası o alıyor. Öbür tarafta kardeşler vardır, ne bileyim şunlar vardır, bunlar vardır, hale ve duruma göre mirastan birçok kişi mahrum oluyor. Onların hakkı var şer'an, dinen. Cenab-ı Hak Hazretleri onlara hak vermiş, sen o hakkın önüne geçiyorsun. Yani şöyle özetliyoruz, İslam'da evlatlık edinme yok, hocalarımız buna müsaade etmiyorlar. İşte delilleri bu ayeti kerime. Evlatlıklarınıza evladımız diyorsunuz. Veya anneniz için, eşiniz için annem gibisin diyorsunuz. Değişik şeyler söylüyorsunuz. Rabbimiz buyuruyorlar ki, وَاَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ Bunlar sizin ağzınıza gelip öyle rastgele söylediğiniz sözlerdir. Ağzınızdan çıkan rastgele söylenmiş sözlerdir. Yani dilden söylenen şeyler, bunların hakikati yok, bunlar gerçek değil, bunlar böyle olamaz. Zihar yapılan hanımlar anne olmaz, evlatlıklar gerçek evlat olmaz. Bunlar sadece lafta sizin söylediğiniz şeyler. Vallahu yekulul hak. Hakkı Allahu Zülcelal Hazretleri ise doğru olanı, gerçek olanı, hak olanı söylemektedir. Yani ben müminim diyen hal ve durum ne olursa olsun Allah'ın dediğine tabi olacak. Kur'an'a tabi olacak, Resulullah'tan gelene tabi olacak. Müslümanlık demek İslam teslimiyet dinidir diye her zaman söylüyoruz. Cenab-ı Hak Hazretleri ne emir buyurursa öyle olacak. Ve hüve yehdis sebil ve doğru yola da ancak o eriştirir. Ancak Allah doğru yola kişiyi eriştirir. Ve hüve yehdis sebil. Ya eğer Rabbim İslam'ı nasip etmeseydi,
Eğer Rabbim hidayet vermeseydi, biz İslam'ı nasıl bulabilir, nasıl sahip çıkabilir ve nasıl mümin olabilirdik değerli kardeşlerim? Onun için alemlerin yüce Rabbi olan o nihayetsiz kudretin bize en büyük ihsanı ve ikramı iman etmemizdir, Müslüman olmamızdır. Rabbimiz bizi Allah korusun, Allah korusun, İslam'ı bilmeyen, hani babacığımın bir tabirini söylüyorum ya hep, ya Rabbimiz bizi Sibirya'da domuz çobanı olarak yaratmış olsaydı, Rabbimizi duymasak, Kur'an-ı Kerim'i bilmesek, Resulullah'ı tanımasak, o küfrün, o komünizmin veya işte o Çin'deki o putperestliğin, ne bileyim yani dünyanın değişik yerlerine, Hindistan'da olsaydık, Allah korusun belki ineğe veya maymuna tapan birisi olacaktı. Rabbim muhafaza buyursun. Japonya'da olsaydık güneşe tapacaktık. Ondan sonra bin bir tane tanrımız olacaktı. Neuzubillah, Allah'a sığınırız. Hadi dünyaya geçti, ahiret ne olacak? Ahiret ne olacak? Sonrası ne olacak? Ölümden sonrası ne olacak? Onun için iman, alemlerin yüce Rabbi olan Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin bir insana bahşettiği en büyük nimettir. Onun için kafir yarın diyecek ki, feyekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Keşke. Mesul bir insan olmasaydım keşke. Veya işte niyetiyle belki de hayvanları kastedecek. Hayvanlar hesaplaştıktan sonra toprak olacaklar ya, keşke ben de hayvanlar gibi toprak olsaydım. Veya toprak olsaydım da bir insan olmasaydım diyecek. Kur'an-ı Kerim. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Onları babalarıyla çağırın. Yani babalarının evladı olduğunu, babası kimse onun evladıdır diyerek söyleyin. Öyle çağırın. Allah katında huwa aqsatu 'indallah. Allah katında en doğru olan budur. Zeyd ibn Harisi, Hazreti Ömer Efendimiz öyle diyorlar. Biz Zeyd ibn Harise demiyorduk. Zeyd ibn Muhammed diyorduk. Resulullah'ın oğlu Zeyd diyorduk. Zeyd ibn Harise radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri için. Halbuki babası Harise. Yok, Resulullah evlatlık edilmiş onu. Cenab-ı Hak Hazretleri bunu tamamen iptal etti. Artık ondan sonra Zeyd ibn Harise oldu. Onları babalarıyla çağırın. Fe in lem ta'lemu abâhum. Eğer babalarını bilmiyorsanız. Fe ihvanukum fiddin ve mevalikum. Onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Kendilerine iyilik ve ihsanda bulunduğunuz kişilerdir. Görüp gözettiğiniz insanlardır. Böyle de tercüme edilmiş. Ve mevalikum. Mevaliler yani köleler de olabilir. Ama burada müfessirlerimiz dostlarınız olarak tercüme etmişler. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, bir insanı tanımıyorsunuz, babasının adını bilmiyorsunuz, sizin din kardeşinizdir diyor Kur'an-ı Kerim Rabbimiz. Babalarını bilmiyorsanız yani söylerken, ey kardeşim diyerek hiç olmazsa çağır. Yani evlatlıktan dolayı ona bir efendim ayrı bir baba tanıma. Fe ihvanukum fiddin ve mevalikum, dostlarınız ve dinde kardeşlerinizdir. O günün insanları için Rabbimiz ve leysa aleykum cunahun fima ahtatum bih. Hata ile böyle söyleyi verecek olursanız kasıtlı söylemediğiniz için sizin için bir vebal, bir günah yoktur. Ama İslam'ın bu hükmüne karşı gelerek eğer kalbinizde bu efendim hükme, bu fermana muhalefet ile bir şey söyleyecek olursanız velakin ma taammadet kulubukum, o zaman sizin için eğer kasıtla babası o olmadığı halde evlatlık edinen kişiyi babası olarak söylerseniz veya aksine ayet-i kerimelerde geçen diğer hususlarda da böyle kasıtlı bir şey söyleyecek olursanız, İslam'ın bu hükmüne teslim olmazsanız o zaman günaha girersiniz, vebale girmiş olursunuz. Ve kânallâhu gafûrun rahîmâ. Ama ondan sonra tövbe ederseniz, Allah'a yönelirseniz, yaptığınızdan pişman olursanız Allah-u Zülcelal Hazretleri bağışlayıcıdır ve de merhametlidir. Böylece değerli kardeşlerim 5. ayeti kerimeye kadar geldik. Ben bugün daha da ilerleriz de şu önümüzdeki 6. ayeti kerimeyi de alırız diye ümit ediyordum ama çünkü çok önemli bir ayeti kerime. Maalesef gelecek hafta gelemeyeceğim. Çünkü öyle görünüyor. Müftülüğümüzün Konya dışında verdiği bir görev var. Aslında bir hafta daha sonra, yani 2 hafta sonra başlayayım demiştim ama kardeşlerimizle istişare ettik. Uzun da zaman oldu. Bu hafta başlayalım da. Gelecek hafta ara veririz. Sağlığımıza, sıhhatimize dua ediniz inşallah. Rabbim imkan verir de geri dönersek. Yine huzurunuzda oluruz. Yine beraber sohbet ederiz.
yeni gelen ayeti kerime, estağfirullah, ennebiyyü evlâ bil müminine min enfusihim diyerek başlıyor ayeti kerime. Resulullah'tan bahsediyor. Çok önemli bir ayeti kerime. Beraber anlamaya çalışacağız. Rabbimizin mesajına kulak vereceğiz. Rabbim imkan verirse inşallahurrahman. Biz ayrılan sürenin sonuna böylece gelmiş olduk değerli kardeşlerim. Bu ilk sohbetimizi beraber olma ikramını, ihsanını bize lütfeden Rabbimize hamd ve senalarda bulunuyorum. Rabbime şükrediyorum. Tekrar yeni bir göreve başlamış olmanın heyecanı ve zevki içerisindeyim. Rabbim nice yıllar, nice haftalar sizlerle beraber olmayı, sizlere faydalı olup duanızı almayı ben acize nasip etsin inşallah. Geceniz hayır olsun. Cumanız mübarek olsun. Yeni hicri yılımız, aşure günümüz mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.